Sevgili izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere hira tatlısı yapacağım. Yapımı çok pratik, çok kolay. Bunun için malzemelerim 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 fincan sıvı yağ, 1 fincan yoğurt. Bu yaklaşık yarım su bardağı kadar fincandakiler. 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su kullanacağım. Ve üzerine süslemesi için de 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi kullanacağım. Bu sizin tercihinize bağlı. Farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Tatlımı yapmaya şerbetinden başlıyorum. Çünkü bunun pişip aynı zamanda soğuması gerekiyor. Bunun için 2 su bardağı şekerimi boşalttım. 2 su bardağı da şerbetimi için suyumu boşaltıyorum. Ve şimdi bunun ocağa koyup orada biraz kaynatacağım. Şerbetim hazır. Şimdi birkaç damla limon suyu sıkıyorum. Çekirdeklerini de kaçırdım, içerisine alacağım onları. Ve şimdi şerbetim tam kıvamı aldı. Bunun altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlımı yapmaya başlıyorum. Bir adet yumurtamı kırdım. İçerisine sıvı yağımı boşalttım. Yarım su bardağı. Yarım su bardağı yoğurdumu boşalttım. Ve şimdi bunu şöyle bir çırpacağım. Karıştıracağım. Bunlar harika bir şekilde çırpıldılar. Şimdi irmiğimi ilave ediyorum. Arkasından unumu ilave ediyorum. Ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve vanilyamı ilave ediyorum. Ve bunu şimdi elimle hamur haline getireceğim. Hamurum kıvam aldı. Tatlımın hamuru gördüğünüz gibi. Bu kıvam gayet güzel. Şimdi bunu top top alıyorum. Ceviz büyüklüğünde. Şu şekilde. Şöyle elimde yuvarlıyorum. Büyüklüğünü istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bu ceviz büyüklüğü benim için kafi. Bir kabın içerisine ayrıyetten irmik koydum. Ve toplarımı irmiğe buluyorum gördüğünüz gibi. Burada düzenleme de yapabilirsiniz, düzeltme. Ve üzerine şu şekilde bıçakla şekil veriyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Bunun için fırın tepsimi yağlamaya hiç gerek yok. Çünkü hiçbir zaman yapışmayacak. Sadece elimi biraz yağladım. Hamurum nemlensin, elime yapışmasın. Ve de irmik toplarıma irmikler güzel yapışabilsin diye. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, tatlılarımı yaptım. Tepsime de gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 170-180 derece fırınımda 25-30 dakika arasında altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Hira tatlım pişti. Fırından çıkardım. Ve şu an çok sıcak. Şerbetim ise soğudu.
Yani buz gibi değil, ılık. Şimdi bunu tatlımın üzerine şöyle döküyorum. Sesini de duyabiliyorsunuz. Ve yaklaşık 2 saat bu şekilde şerbetiyle beraber kalacak. Üzerini kesinlikle kapatmıyoruz. Çünkü tatlı o zaman çok yumuşak olur ve hamurlaşır. 2 saat sonra zaten siz de göreceksiniz, hiçbir şekilde tepside şerbet kalmayacak. Hepsini çekmiş olacak. Saat bile bekletmeme gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi hiç dibinde şerbeti kalmadı ve hepsini çekti. Ben şimdi bunları süslemek için üzerlerine biraz Hindistan cevizi koyuyorum. Tatlım servise hazır. Şimdi buzdolabında bunun biraz daha soğuması için bırakacağım ve ondan sonra servis yapacağım. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hoşça kalın.